Darwinizmin çıkmazlarından biri, Allah'ın simetri sanatı. İçinde yaşamımızı sürdürdüğümüz dünyada ve dünyanın yer aldığı evrende çok büyük bir uyum vardır. Doğadaki hangi canlı incelenirse incelensin, her seferinde doğaüstü bir düzenlilik, kusursuz bir simetri ve benzersiz bir renk çeşitliliği görülecektir. Her bitki ya da hayvan, kendi türüne özgü renk ve desenlere sahiptir. Aynadaki yüzünüze bir bakın, kusursuz bir simetri göreceksiniz. Her şeyin kendi kendine gelişen tesadüflerin sonucunda ortaya çıktığını iddia eden evrim teorisi, doğada sergilenen bu sanat, renk çeşitliliği ve uyum karşısında tam bir çıkmaz içindedir. Evrimcilerin öne sürdükleri hiçbir iddiayla doğadaki canlıların renklerinin, desenlerinin, simetrinin oluşumunu açıklamaları mümkün değildir. Bu, akıl sahibi her insanın hemen göreceği çok açık bir gerçektir. Öyle ki, teorinin kurucusu olmasına rağmen Charles Darwin de bu gerçeği itiraf etmek zorunda kalmıştır. Parlak renklilik, erkek balıkların kuluçkaya yatması, parlak dişi kelebekler. Bu güzelliğin doğal seleksiyon kontrolü altında gerçekleştiğini düşünemiyorum. Kuşların tüyleri, Allah'ın simetri sanatının en çarpıcı örneklerinden birisidir. Bir kuş tüyündeki simetri, alt kısımlardaki tüylerin daha ince yapılarının olması, tüylerin birbirlerine geçmiş gibi bir görünüme sahip olması şaşırtıcı şekilde dikkat çekicidir. İnsanı elini alıp incelediğinde bile hayran bırakan bir kuş tüyü, mikroskop altında bakıldığında sahip olduğu detay zenginliği açısından Allah'ın yaratmadaki sonsuz gücünü gösterir. İnsanın Allah'ın yarattığı mükemmel uyum sanatını gördüğü yerlerden birisi kendi yüzüdür. Her insan aynada yüzüne baktığında kusursuz bir simetriyle karşılaşır. Bu simetri Allah'ın yarattığı tüm insanların yüzlerinde vardır. Simetri, güzelliğin en önemli şartlarından birisidir. İnsan yüzünün güzel olmasında da elbette simetrinin etkisi büyüktür. Allah, bütün insanları yüzlerinde birbirlerinden farklı yüz ifadeleri, bakış ve anlam ile ama daima aynı simetri mükemmelliği içinde yaratmaktadır.